okunmasını kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu anlamıyla ülkede ekonomiksel sıkıntı var. Yarın İller Bankası'ndan bize gelecek paranın ne kadarını keseceğini de öngöremiyoruz. Yatırım yapmak istiyoruz. Yani bir şeyden bal kaçırdığımız yok. Tam aksine vatandaşımıza asfalt, beton, park yatırımlarını yapmak istiyoruz. Bunları da yani bedavaya kimse yapmıyor. Çamdibinde, Altındağ'da, Atatürk Mahallesi'nde, Bornova Merkezi'nde asfaltlama faaliyetleri yapmak için finisher ihtiyacımız var. Beton dökmek için mikser ihtiyacımız var. Kamyonlarımız, DAF kamyonlar var. Geçen gün bir kazadan dönüyordu. Benle yaşadık. 38 yaşında. Bunların modernizasyonu artık imkansız. Onların yerine yeni kamyonlar almamız gerekiyor. Park bahçelere yeni araçlar almamız gerekiyor. Ülkede ekonomik durum malum. Bu ekonomik durumu bizim bir noktada belediyeler olarak sosyal yardımlarla destekleyip sosyal patlamanın önüne geçmemiz gerekiyor. Tasarruf tedbirlerinde sadece araçlarınıza dikkat edin falan denmiyor. Bak, ben adayken Işıkkent Mahallesi'ne bir söz vermiştim. Çok fazla orada doğudan gelen yurttaşımız var. Karadenizlilere, Egelilere, göçmenlere göre daha farklı bir taziye gelenekleri var. Oraya taziye bir yapma sözü verdim. Tasarruf tedbirlerinden büyük ihtimalle ihtiyaç yoktur, yapamayacaksınız diye bir karar çıkacak. Oraya da herhalde biz şunu yazacağız, tasarruf tedbirlerinden dolayı taziye yapamıyoruz, lütfen kimse ölmesin. Tasarruf tedbirleri buraya kadar müdahale ediyor. Tamam. Yani artı BD'de mal satılmaz diye bir durum yok. O mal eğer boş, atıl durumda duruyorsa ve bir enerjiye ihtiyaç varsa, bir gelire ihtiyaç varsa satılır. Ben ilk aldığımda olumlu şartlardaki rakamları söyledim. Bilmiyorum, takip etmeniz lazım. Mayıs ayı vergi ayıydı. Bu vergi ayında Bornova Belediyesi'ne gelen rakamlarda şu anda da kasada para var diyorum. Ama ben Bornova'da 45 mahallenin 40 tanesini köylerle dahil olmak üzere gezdim. İhtiyaçları not aldım ve bu ihtiyaçları hayata geçirmeye çalışıyorum. Bu ihtiyaçları hayata geçirirken de bunları demin de söylediğim gibi maddi kaynak olmadan hayata geçiremeyeceğiz. Bütün kanalları açmaya çalışıyorum. Hem kendi nakit akışımızı, hem kredi imkanlarını, hem de elde atıp boşta duran hisseli, işgal altında olan yerleri satma durumundaki elde edebileceğimiz gelir kalemlerini açık hale getirmek istiyorum. İhaleye çıksak bile benim olurum olmadan satış yapılmıyor. Eğer ihtiyacımız yoksa kasada para varla övünmeyeceğimi çok baştan beri söylüyorum. İhtiyacımız yoksa tabii ki satmayacağız. Keşke kredi faizleri bu kadar yüksek olmasaydı krediyle çeken bunları yapardı. Ama ben dediğim gibi bir söz verdim vatandaşa hizmet götüreceğiz diye. Bu hizmeti de yapabilmek için tüm imkanları masaya yatırmaya çalışıyorum. Bunun şeyi bu. Usta al. Buyur. Afiyet olsun. Tüm belediyelerimiz el ele verip İzmir'i daha güzel yarınlara taşımak için uğraşıyoruz. Bizleri izlemeye devam edin. Hiç yapamadılar. Paket aşı yapamadılar. Şişek ekmedi. Basamazsın.